Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Evimizi yapıyoruz. En son şuradaki çekmeceyi ele geçirmiştik arkadaşlar, yeşil çekmecenin içini ve oradaki malzemelerimizi de aldık. Buradaki ağaçların hepsini topladım arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Hızlı bir şekilde sizinle birlikte evimizi yapacağız. Hemen şuradan ben ne yapacağım şimdi? Şurayı topluyorum hemen böyle ve bunu topladıktan sonra ise evimi yapmaya başlayacağım şuradan. Evet, bayağı bir fidanım oldu bakın, 36 tane oldu. Baltamız kalmadı, şuradaki ağacı da almayı unutmuşuz. Balta yapacak demirimiz var. Elmastan bir yapalım ama elmastan yapamayız. Taştan yapayım mı, demirden yapayım? Bir dakika, şunun bir tanesini dizelim hatta şuraya bir tane. Eğer demir yeterse fazlalığını yapacağız. Şurasını şöyle buraya dizeceğiz. Bunu geri al buradan. Evin aşağısına dizeceğim buradan. Evin altına dizdikten sonra üzerine de tahta dizeceğim. Şöyle burayı böyle topluyorum hemen. Evet, bunu da topladım ve bunu da aldım. Hemen şuradan ne yapmalıyım? Burayı böyle dizmeliyim. Evet, buraya da dizeceğiz. O zaman öne bir sıra fazladan dizeceğiz. Ve şuraya da dizeceğiz. Evet, tahtalar dizeceğimiz yer belli oldu. Şuradan da artan demirin bir tanesini şuradan çevirdiğim anda ve 9 tane baltamızı yaptık bakın. Hemen bunu da alıyorum buradan. Aşağıda ağacımız yok değil mi? Bakıyorum hemen bir tane. Aşağıda ağacım yok. O zaman şuradan çevirebilirim hepsini ve 64 tane oldu. Evimizi bu ağaçlarla yapacağız. Evet, yapıyorum hemen. Bunun üzerine şuradan dizmeye başladığımız anda yükselelim böyle iki tane daha. İkişer tane yükseleceğiz. Tavana ona göre yapacağım şuradan bir tane daha. Evet, ağacımız yeter umarım. Ağacımız yeterse çok güzel olacak. Şöyle iki tane de buradan. Oo, şuraya da bir tane daha. Ve bir sıra daha mı yükselelim? Aynen, bir sıra daha yükselirsek çatısının için bir tane daha yükselmem gerekebilir. Bakalım bir tane. Çok hızlı bir şekilde yapıyorum ve şurayı da yaptım. Kaç oldu? Oo, çatıyı burayı yaparsak birazcık düşük olabilir. Hemen şuradan şöyle bir tane merdiven yapıp bir tane daha çatı yapmaya gidiyorum. Ağacımız var, yetecek gibi duruyor. Yetmese zaten bayağı bir fidanımız oldu. Ah be, bu sırayı almalıyız. Burayı fazladan yaptık. Evet, evimizi yapalım ki eşyalarımızı güzelce koyacağımız sandıklarımız olsun. O sandıklarda ne yapacağız? İçini dizeceğiz. Etraftaki sandıklar doldu arkadaşlar. Evimizin içinde güzelce her şeyi koyabiliriz. Üzerimiz doldu iyice. İkişer sırayla şöyle ön tarafını yaparsak ağaç bitmiş olabilir. Evet, iki tane de burayı yapacağız böyle ve ön tarafında bitirdik. Oo, şuradaki fidanlar kalmış. İçinde ağaç mı kaldı acaba? Aynen, bakın bunun içinde bir tane daha ağaç kalmış. Hatta bir tane de şurada ağaç kalmış. Şu ikisini de alırsak buradan aşağıya düştük. Kapımızı yapacağız. Şuraya merdivenli bir kapı yapacağız. Buradan girelim böyle. Şu ikisini de çevirelim arkadaşlar. Çatı için ihtiyacımız var. Evet, şuradan da şunun üzerine atlarsak çok güzel. Çatıyı kapatıyorum. Çatıyı merdiven şeklinde normal çatı yapalım mı? Evin çatısına çit yapıp sandıklar çatısına koyalım mı arkadaşlar? Şöyle. Bunu böyle yapacağız. Şurayı şöyle kapatalım, bakalım ağacımız yetecek mi? Ağacımız yeterse çit yapmaya başlayalım. Evet, burayı böyle yapacağız. Kaç tane kaldı? Oo, her türlü yeter bakın. 41 tane kaldı. Şurayı da 2 tane daha şöyle. Ve bitirdim. Bunda kaldı mı başka ağaç? İçindekileri toplayalım. Şurada elma ve fidanlarımız oldu yine. Evet, evimizi yaptık. Evin içindeki şu ağaçları alıyorum hemen buradan. Ve bunu da alıyorum. Pencere açacağız. Evin içi birazcık yanlış mı olmuş? Şurayı bir tane daha kapı açarsak bakalım bir tane. 3 tane bu tarafta var, 3 tane bu tarafta. Eşit yaptık kapıyı. Merdiven yapacağız. Hemen açıktan şuradan şöyle merdivenimizi yapalım. Bu merdiveni, evet, 2 tane tahta koyduktan sonra 1 ve 2 şuraya koyacağız böyle. Kapıdan girebileceğiz buraya. Şu köşede merdiven yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çit yapmadan önce 3 tane merdiven yaparsak yeter mi acaba? 2 tane daha stick yapalım şöyle denemek için. Evet, 13 tane şurası. Bakın 3 tane oldu. 3 tane her türlü yetebilir belki. Girdim buraya. 2 ve 3. Ah be, şunun bir tanesini alacağız buradan. Şuraya koyacağız. Şurayı da kıracağız. Aynen. Bunu kırdığımız anda çatıya buradan çıkabiliriz. Evet, şuraya da çit koyacağımız için merdiveni engellemeyebilir. Şuradan deneyelim bir tane. Hemen geliyorum buraya. Oo, bakın toprağımızın üzeri de bomboş kaldı, gördünüz mü? Şu elimizdeki toprakları buraya dizmeye başlayalım şöyle. Üzerimizden bunlar da gitsin. Aynen, şuraya şöyle dizeceğiz. Şu
Şuraya kadar şöyle dizelim. Bu masanın üzerini tamamen toprakla doldurduğumuzda istediğimiz her şeyi yapabileceğiz. Bakayım kaç tane kaldı? 10 tane kaldı. Çok hızlı şekilde dizdim hemen burayı da. Ve toprak bitti mi? 6 tane kalmış sadece. 2 tane buraya, 2 tane buraya, 1 tane de o tarafta yer var mı? Bir tanesini de buraya koyalım gitsin. Bakın, o 12 tane daha toprağımız var. Bunlar da dizelim gitsin buraya. Şöyle. 2 tane kaldı. Ah be, yanlış yere koyduk. Bunu al buradan. Bir tane kaldı. O da burada. Evet, toprağımızı da hızlı bir şekilde dizdik arkadaşlar. Elmamız var. Yemeğimiz var mı diye bakıyorum. İçerideki fırına yemek koymuştuk. Bunu buradan alalım. Şuraya şu pişmeye başlar. Şunu yiyelim hemen. Artık çit yapımına başlayabiliriz. Şuradan sitiğimiz 2 tane var. Şöyle 2 tane buraya dizeceğiz. 2 tane buraya. Hemen tekrardan yaptık arkadaşlar. Şöyle 3 tanesini yine ortaya koyalım. 3 tane. 2 tane buraya, 2 tane buraya koyabiliyoruz galiba. Evet, bir tane eksik kaldı. Bakın, ağaç tekrar büyütmemiz gerekiyor ama etraftan toplayabiliriz. Şunu buradan al. Ve şunları yukarıya... Oo, şuraya bir tane daha fidan düşmüş. Hemen yukarıya çıkıp tekrardan şunları dizmeye başlayalım buradan böyle. Şurası. 4 tane kaldı bakın hemen. Ah be, bayağı bir çite ihtiyacımız var. Buraya ağaç dikebiliriz tekrar büyümesi için. Evimizin içine şunları taşımaya başlayalım artık. Şunu alalım buradan baltamızla. Buradaki sandıkla şunlarla üzerimizi temizleyelim hemen. Şuraya çalışma masasını koyarsak, yatağımızı şuraya koyarsak. Evet, başka ne kaldı? Örs kaldı. Örsümüzü de şuraya koyarsak, koyacağımız başka bir şey kalmadı. Pencereyi nasıl açalım arkadaşlar? Yukarıdan mı açalım acaba? Şu iki tane de mecbur böyle açacağız. Evet, şuraya da şöyle yaparsak. Burayı da alalım buradan. Bayağı ağacımız tekrardan oldu. Bunlarla çit yapmaya devam edebiliriz. Şurayı da şöyle yapacağız. Aynen, şurayı da full açalım böyle tekrardan. Etraf full aydınlık olsun. İnceltilmiş cam yaparsak daha da güzel olabilir. Şuradan hemen kapımızı yapalım. 3 tane oldu. Daha sonra oda yaptığımızda bunları koyabiliriz. Şöyle 2 tane buraya koyacağız. Basınç plakasını şununla yapalım hemen 4 tane. Evet, 4 tane yaptıktan sonra 2 tane buraya koyacağız. 2 tane de buraya. Aynen, içeri istediğimiz gibi hızlıca girip çıkabileceğiz. Şuradaki alana ağaçlarımızı dikmeye başlayalım. Buradaki alanın içine ağaçlarımızı dikeceğiz arkadaşlar. Bunlar hemen büyümeye başlasın tekrardan şöyle. İhtiyacımız olduğunda bunları topluyoruz buradan. Evet, bayağı dip dibe çok diktim bakın. Bunların hepsi büyüse çok güzel olacak. Şunları da şuradaki sandığın içine koyabiliriz. Bunların için toplayıp ne yapacağız daha sonra? Yukarıya koyacağız. Şunları atmaya başlayalım buraya. Hepsini toplayalım hemen. Topla bunları, topla bunları. Evet, 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 evet. Hepsini aldık bakın, 33 tane oldu. Şimdi bizim kumumuz var mı? Ne yapmamız gerekiyor kendimize? Cam yapmamız gerekiyor. Kum bulduk mu diye bakacağız. Şu tarlayı hemen bir toplayayım arkadaşlar hazır gelmişken. Hala tarlanın tamamını dikemedik. Bakayım bir, burada 60 tane zaten demirimiz var. Toprak burada, çimenli varmış. Bu burada kalsın, yeşil yapmak istersek lazım olabilir. Evet, biz cam yapamıyoruz şu anda, kumumuz yok. Eğer kum bulursak ne yapacağız arkadaşlar? Evimizin pencerelerini hemen yapacağız. Bakın, ağacın bir tanesi büyümüş bile. Şuradan içeriye girelim ve üzerimizde kaç tane kalmış? 18 tane kalmış. Şunu şöyle 5-5 yaparsak yeter mi acaba? Evet, bakın 4-4 yaptık, yetti. 12 tane. Tekrardan bunları dizmeye başlayalım buraya. Merdiveni de yapmamız gerekiyor. Şuraya şöyle yapacağız. Kumumuz olsaydı pencereleri bitirecektik ama kumumuz olmadığı için pencere yapamıyoruz. O yüzden biz de gelelim buradan koyunlarımızı büyütelim. Gelin buraya. Kaç tane koyun oldu? Şu 1 ve 2. 1 ve 2 işte bu. 2 tane daha koyunumuz oldu. Bir tane buna verelim, bir tane de şuna verelim. Gel buraya. Aynen, bir tane de ona verdiğimize göre. O zaman boyalarımız varsa getirelim arkadaşlar. Hepsi aynı renk oldu. Bunları bir boyayalım. Burada boyalarımız vardı. Bakalım bir tane. Ah be, pembe zaten orada var. Şeker kamışından yeşil renk yapabiliyor muyuz acaba? Başka renk yok. Kaktüs bulmamız gerekiyor. Kaktüs bulursak yeşil renk yapabiliriz. Veya çiçeklerle yapabiliriz. Şuraya kemik tozu. Üzerimizde kemik tozumuz da yok. Çıkalım geri buradan. Artık yeni bir yere doğru gidebiliriz. Neden? Çünkü bizim ne bulmamız gerekiyor arkadaşlar? Kum bulmamız gerekiyor. Bu sayede cam yapacağız. Şunun içine ele geçirebiliriz. Aynen, o bardağın içine ele geçirelim. Bugün gidip hemen o bardağı ele geçirmeye gidiyoruz. Şöyle gidelim buradan. Hızlıca şuradan şöyle gelip inelim oraya doğru. Evet. Gidelim bardağı ele geçirelim. Bakalım içinde ne varmış. Aynı zamanda orayı kırabiliriz. Yemek yapmayı unuttuk. Çalışma masamızda yemek yaparız. Zaten çok zor bir yere gitmiyoruz arkadaşlar.
Oraya gittiğim zaman da oradan ele geçireceğiz. Gidelim oraya hemen. Aynı zamanda zaten kaskımız kırıldı. Kaskımızı da yenilememiz gerekiyor. Evet, hemen hızlı bir şekilde geldik buraya. Şimdi bunun içini ele geçirmemiz gerekiyor. Şuradan bir tane kırık açarsak bunlar dışarı çıkar mı acaba? Oo, camı buradan top. Oo, çıktı. Olamaz, siz neden dışarı çıktınız ha? Gelin buraya, gelin buraya. Ah be, bunlar diğer suya kaçtı. Oo, bu dışarı kaçtı ama diğeri de diğer suyun içine girdi. Ne olacak şimdi, orada çoğalabilir mi acaba? Bakın, diğerleri de buraya geldi be. Ona kırdığımız anda hepsi bu suların içine girmeye başladılar. Girmelerini engellemek için yayımız var şuradan. Yaya atabiliriz. Aynen. Gel buraya. Göster kendini. Oo, içeri kadar kaçtılar. Ah be, daha da fazla doğmaya başladılar galiba. Oo, canımız çok azaldı. Kaç buradan, kaç buradan. Yemek yiyelim hemen. Baksanıza, onu kırdık, hepsi dışarılarda gezmeye başladılar. Ah be, ne olacak şimdi? Kendilerine gidecek bir yer buldular. Burayı ele geçirip oradaki sandığın içine bakmalıyız. Aynı zamanda bunlardan da kurtulmalıyız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde evimizi bitirmeyi başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.